Yani aa, alışveriş filesiyle çıkamazsın sahneye. İzleyiciye minik bir sürpriz yapalım. Hadi. İrem Derici hatta. Hayır. Bak alt yazıda gördüğünüz gibi. Seren Serengil'in bu 200 bin harcadığı. Bir dakika bir dakika. Sakın hepsini falan yayınlamayın bak. Bir daha birazını yayınlarız. Yayınlamayın hepsini. Birazını yayınlarız. Birazını da cuma yayınlarız. Buyurun. Bir saniye falan yayınlayın lütfen. Bir saniye. 3 saniye. Seren Seren. 8 saniye kuralı var. Seren Serengil'in son klibinden korsan görüntü. Ay çok. Yeter o kadar. Ya hayır. Bir saniye. Hayır ya biraz izlemek istiyoruz. Çok az. Buyurun çok, çok az. Bir 10 saniye. Çünkü daha çıkmadı. Çok az. O kadar yeter. ama hiç anlamadık. Kafam karışıyor benim. Yok, hiç anlamadım yani, ya. Ya şimdi çıkmadı daha. O yüzden de bence bu kadar. Ha, o zaman ama yarın bir şey söyleyeceğim. Yani kızacaksın da. Orada bir Gülşen gibi dans etmiştin. Bir şey yapmışsın orada. Yok. Beni hiçbir çekebiliyor şey yok musunuz? Artı çekin. Seren Serengil'in taklitini yapıyor. Evet orası plaj ya. Beni verecek misiniz vermeyecek misiniz? Öyle bir şey yapmadım ben. Ya, ha tabii elbise ve plaj. Yazlık plaj. Bir de, sahne evet. Değil. Bir de klip. Ve dantel bir elbise. Ver canım o zaman. Bak. Ver. Veriyor. Evet orası sahne değil ama. Bir başkasını unuttu seni o saniyede. İçime bir kurt düştü mü düştü. Dua et uydurmuş. İyi hadi biraz daha verebilirsin. Kızları söylüyor. Aa, yok tamam. Bu kadar. Belki yarın sezon finalinde bir güzellik yapıp. Çok az yapıp, daha. Çünkü ben daha istiyorum ki şarkıyı tamamen tabii çıksın. Sound'u çok iyi ya. Sezen Aksu'nun şarkısı. Evet. Ya, profesyonellerle çalışınca. Gerçekten evet. Ekip her çok şey önemli bir ekip. Çok güzel. Kıyafetler çok o kadar muazzam. Teşekkür ederim. Emel Miftoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü projenin sahibi o. Ay Emel çok severim. Emel ne zaman tavla oynuyoruz? Sen benim parayı almaya senin seversin parayı bu almamı. Ha aynen. Evet. Bak. Bu hareketi yapıyorum ama string yok altında yani. Evet. Ama mayolu sahnelerim de var ama hepsi suyun içinde, deniz kenarında ve plajda. Bunları zaten öyle olması gerektiğini, öyle olduğu zaman olabileceğini söylemiştim. Bak slow motion yapıyor. Eyvah. Ya Bilal Özbilgi az değilsiniz. Bu da Hakan Akkaya'nın kostümü. Ay çok güzel ona da ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok normalde peki. Hakan hiç bu kadar seksapelitesi olan şeyleri Hakan'ın defilesinden normalde evet yapmıyor. Bu da Burcu'nun elbisesi. Yani hepsi çok güzel. Acayip bir klip oldu ve şarkı çok iyi. Bence bu yazın şarkısı. Hani herkes diyor ki kendi şarkısı için bu yazın şarkısı diye. Bence ama acayip zaten bir şarkı. Sezen Aksu şarkısı. Evet. Kim söylerse mutlaka tutar. Ama ben de emek verdim. Bütün ekibime teşekkür ederim. Hadi inşallah. Biz de merakla bekliyoruz. Evet. Henüz çıkmadı. Yarın bir tık daha biraz yarın bir tık daha vereceğiz. Hazır bir tık demişken bizim süperstarımız Ajda Pekkan. Bilinçli bilinçli. Ya al demiş. Çok güzel. Öyle açılmaz. Çok, böyle açılır. Çok doğru verin yaptı. Bakalım. İzliyoruz. Bak. Ekrandayız. Ay çok şık. Bir şey söylüyordu ya. Keşke orayı da verseydin. Bunu gerektirir gibi bir şey söylüyor galiba. Aslında sözleri çok güzel. Ama gördüğünüz gibi artık açan açana. Ama bir şey diyeceğim. Çok güzel değil mi içinde ne yani varsa? Artık açan açana derken yine söylüyorum. Plaj kıyafetleriyle ucuz bir şekilde son derece maliyeti ucuz kıyafetle seyircinin önüne çıkmak son derece yakışıksız ve özensiz ve ucuz duruyor. Ajda Pekkan her zaman en kötü kıyafeti giyse bile klası olan bir kadın olduğu için onun üzerine pazar malı bile olsa güzel durur. O yüzden de ay çok güzeldi ya. Ben onu her zaman her daim beğeniyorum. Bu mayoları da Ajda Pekkan 20 sene önce sahnede giymişti zaten. İlk defa giymiyor. Yani kimse birilerinden görüp böyle bir şeyler yapıyorsunuz ama herkesin vizyonlarını, herkesin geldiği yeri, geliş şeklini falan birazcık hatırlamak isterseniz kimin neyi ne zaman giydiğini, ilk önce giydiğini zaten görürsünüz. Seren burada Ajda Hanım'ın makyajını ben hiç beğenmedim biliyor musun? Makyajını beğenmedim. Kafasındaki o anten son şeyi hiç beğenmedim. Hiç ha. Ajdalık bir şey değil. Hiç beğenmedim. Beyaz çok sert yüz, göstermiş yüzünü. Ama kıyafet güzel. Ben kıyafeti de beğenmedim ilk defa. Çünkü çok olan, çok bilinen bir şey. Yani ben Ajda'yı artık açık görmek istiyorum. Çünkü yaz geldi.
Zaten çok güzel bir bacakları acayip güzel bir kadın. Evet böyle bir şeyle çıkıp belki açsaydı. Ay, belki de çıkardı ya. Ay, çok güzel be. Ama bence çıkartmamış. Böyle ya, olmuş. Evet. Veya bu elbisenin önünde bir böyle bir yırtmaç olsaydı. İki en tane. Azından yürüdükçe o mayo gözükseydi yine olurdu. O kafasındaki şey benim de var onun aynısından ama daha aşağıda. Hani böyle yüksek olmasa da önüne doğru taksaydı belki daha iyi olurdu. Kafaya takmak bu sene çok moda. Çok da kafaya takmamak lazım. Yani kafaya bir şeyler takmak, revi yıldızı ay, gibi çıkmak. Ay Eren o kadar güzel şeyler yaptı ki. Ay he? Ben de böyle bir şeylerle evet çıkacağım. Işte. Otriş çok moda. Yani tüy diyeyim sizin anlayacağınız şekilde. Hani belki herkes bilmeyebilir Otriş'i. Evet. Tüyler çok moda bu sene. Rengarenk her türlü tüyler çok moda. Tüy onlar yapay değil ama, mi? Ama tabii ki uydurup küçük bir sahnede Otriş takıp da revi kıyafeti mi komik oluyor. Yani büyük sahnelerde çıktığınız zaman büyük elbiseler giyersiniz. O zaman güzel olur. Benim kostümlerimi Eren Yorulmazer şimdi hazırlıyor. Bu yeni çıkacağım bir şeyde. Mesela çok Donatella var ya. Onun ekibinden birisi hazırlıyor kıyafetleri. Yani çok anormal ya, bir şey. Allah'ım rahmetlinin kardeşi. Rahmetlinin kardeşi. Şimdi Ayşe Pekkan dediğiniz zaman Ayşe Pekkan bir ikon. Ayşe Pekkan her zaman. Bu hareketi sana absürt geldi mi? Şuradaki strass çok eski model. Yani artık onlar kalmadı o tip şeyler. Yani bence buna da gerek yoktu burada. Hayır buradaki onun hareket için absürt gelmiyor. Ben size olayı anlatayım. Heh. Çünkü burada diyor ki Ajda. Abi ben görselim olmayacaksa ben biraz seksapelitemi biraz elbisemi İşin göstermeyeceksem beni radyodan dinleyin diyor. Çok doğru ya da insanları radyodan dinleyin. Ki, tabii ki saygı göstereceğim. Ki bana göre en kapalı Ajda Pekkan evet, kıyafeti. Tabii ki güzel yani. Giyeceğim. güzel şeyler size vereceğim diyor. Çünkü öbür türlü oturun evde diyor. Radyoyu seyredin diyor. Doğru radyoyu dinleyin diyor. Sahnede mayo giyilir. Hepimiz giydik zamanında. Ve giymeye de devam edeceğiz. Burada hiçbir sorun yok. Tabii tabii her şov elbisesi. Bizim anlatmaya çalıştığımız şekil kullanılan materyalden, kumaştan, plajda giyilen bir şeyin sahnede giyilmesi sahne seyircisine terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Para harcamak durumundayız. Bana bak bunun yanında yani, keşke bir de Demet'i verseydik. Niye? Ya eşofmanla çıkmış. Ama neyi? Demet de nasıl pahalı gömüyorlar bir bizden. bir bunu veriyorlar. Bir de Demet şey gibi şalvarlı çıkmış gibi hani şey. Rahat çıkmış. Böyle bodybuilding yapmaya giden şeyler gibi spora. Ben beyaz renkte çok o tişi sevmiyorum tüyü. Çünkü sabahlıklar vardı. Eskiden benim annemim vardı sabahlığı. Hep böyle kenarında beyaz şeyler vardı. O işte o bana çok sabahlık gibi geldi. Daha başka renklerde. Ay bir de onlar yürüdükçe dökülüyor eve ya. Ben sinir oldum ona mesela. Benim vardı dökülüyor sene, her yer tüy. Bu sene nasıl bir şey biliyor musun? Karnaval senesi bu sene. Yani bu sene Rio, evet, Rio karnavalı gibi yani kafa ama büyük sahneler lazım. Şimdi küçük gidip de bir barda sahneye çıkıp da onu taktığın zaman falan çok olmaz. Komik oluyor. O büyük sahneler böyle büyük sahneler büyük gazinolar o tip yerlerde giyilebilir. Ama Ajda, Ajda yani. Ajda diyorum ya ben, yani pazardan bir şey alsın, giysin. Ajda, Ajda hayır, yani. Güzel, yani. Yine de Gülşah Saraçoğlu'nun tebrik ediyorum ben. Güzel bir Gülşah bence. Gülşah mı elbise? Evet, Gülşah'mış. Gülşah mı bu? Evet. Ama ben içi zaten, içi de onun. İçi dışı da onun mu? İçi çok güzel. Evet, ben içini. İçini görebiliyor musun? Tabii emek, yani tabii çok emek. Yani sonuçta emek var. Ben o kafasındaki şeyle, boğazındaki şeyi hiç beğenmedim. Biz bunu 90'lı yıllarda giydik. Bunları. Öyle mi? Evet, o yüzden de çok eski. Yani o tarz şeylerde satılıyor. Yani Eminönü'nde satılıyor. Onları beğenmedim yani bir tek. Ama dediğin gibi elbise bu elbisenin üzerinde bir şey bu üzerinde bir şey. Sen açsın da değil mi? Bir saatten yani, sonra onu bir çıkart ki Ajda yapar. Çıkmış, işte, acaba açmış olabilir mi? Çünkü biliyorsun basın ilk şarkıda giriyor ya. Sonra tabii çıkartıyorlar. Varsa görüntüler bence, bize atın. Bence, çünkü şu yani altını şu çok çıksaydı, iyi görüyorum. Veya çıkmasaydı bu ortadan açık bir şey olurdu. Şuradan açıp bunu yelek gibi falan aşağıda kal, evet, yine evet. Üstünde kalsaydı çok jön olurdu ama böyle olunca o kafadaki şeyi de o şekilde olunca biraz fazla fazla taş beni yordu. Şurayı orada boğdu değil mi? Şurayı boğdu. Orayı boğdu. Kafa için şu, evet bir şey diyemiyorum şu, doğru. Hem burada bu hem burada bu o olmamış. Ama önceden hazırlanmıştır. Belki son anda müdahale edememişlerdir. Dediğim gibi öyle hani kötü de değil. Batkalar falan güzel. Ajda batkası. Yani Ajda dediğim gibi her şekilde ben beğeniyorum. Salınsa kadını. Yeter. Evet. Peki şimdi biliyorsunuz Ece Taş